Ben Ümit Yardım internet bağlantısıyla yayınımıza. Ümit Bey merhaba. Merhaba İnan Bey, iyi yayınlar, iyi günler. Sağ olun, çok teşekkürler. Ümit Bey, Hamane ile başlayalım. Bugün 4 yıl aradan sonra ilk kez Cuma vaazı verdi. Büyük bir kalabalığa seslendi Hamane. Ve hemen yanı başında Cuma vaazını verirken bir Rus keskin nişancı tüfeği vardı. Onu tutarak konuştu, eliyle tutarak konuştu. Acaba o fotoğrafın mesajı nedir, ne söylemek istiyor Hamane'yi sizce? Evet. Dini lider Hamane'nin bu tür bir görüşme, konuşma yapması, halka yönelik hitapta bulunması aslında zamanlama olarak en uygun bir zaman. Çünkü bunun yapması da aslında gerekiyor olduğu kanaatindeyim. Tabii o kalabalıklar Hamane'yi konuştuğu zaman her zaman olur. Özellikle okullardan, askeri birliklerden, belediyelerden, yönetimlerden organize şekilde halk oraya taşınır, yerleştirilir. Ve hatta büyükelçiler de o konuşmada en önde yer almalar üzere misafir olarak davet edilirler. Ama 4 yıl sonra ve niye şimdi? Çünkü bana göre İran son dönemde önemli bir prestij kaybetti. Prestij getirdi. Yani bu füzelerin gelmesi gitmesi tabii ki bunlar önemli. Yani neredeyse çok kapsamı derinleşebilecek bir savaş ortamının gerginliğin içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bir savaş olacak kanaatini asla taşımıyorum ama gerginliklerin çok şiddetli olduğu. Böyle bir yapı içinde İran'ın tabii füze göndermesi ya önemli sıradan gelişmeler değil. Hani evet. o da arzulanan hedefleri verdi vermedi. O ayrıca bir istatistiksel ya da askeri konu ama pek de sonuç verici olmadığı yönünde de bir bazı yorumlar var. Şimdi bu durumda bunun dışında Hizbullah, Hamas liderlerinin öldürülmesi ki bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Tahran'ın merkezinde oldu. Bunun dışında başka olaylar da başka gelişmeler de var. Şimdi bu ortamda Hamane'yi konuşmayacaktı da ne zaman konuşacaktı? Yani çünkü İran toplumunda yakından bakıldığında gerçekten bir psikolojik yorgunluk ve olumsuzluklar da var. Bu Lübnan'da da gözüküyor. Böyle İran topyekün bir ülke ya da bir halk değil. Onun içinde devlet çizgisinde olanlar da var rejimin yanında ama çok önemlidir İran Bey. Bunun karşısında olan kitleler de var. Dolayısıyla bu önemli ve Hamane'yi bu ortam içinde toplumu biraz toparlamak, destek vermek psikolojik bir anlamda da kararlılık çizgisini anlatabilmek için ortaya çıktı ve konuşmasını yaptı. Şimdi tüfeğiyle niye çıkmıştır? Tüfeğiyle tabii burada bir kararlılık işareti sembol olarak bunu söylüyor. Yani bu savaş sürdüğü takdirde biz de elimizden geleni yapacağız. Ama ben daha ziyade bunu ilk gördüğümde Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'deki konuşmasıyla hemen ilişkilendirdim. Hatırlıyorsunuz oradaki konuşmasında hatta 2023'te de Netanyahu bunu yapmıştı. Orada eline haritalarla çıktı. Tabii Netanyahu'nun Birleşmiş Milletleri elinde silahıyla çıkacak hali yok. Orada harita üzerinde çok önemli mesajlar verdi. Salon açıktı, hani heyetler ayrıldı. Tabii bu tepkiydi. Ama verdiği mesajlar itibariyle bakıldığında şeyden Netanyahu'dan bahsediyorum. Haritasını elinde tutarak yeni bir Orta Doğu yönü teşkili oluşturulmasının önemli bir hedef olduğunu, bu yolda en büyük engelin de İran olduğunu çok net şekilde vurguladı. Yani Netanyahu'nun konuşmasının ana başlığı ne derseniz bir dini atıflardır kendi ülkesine. İkincisi de İran odaklıdır. Hadi üçüncüsü de diyelim. Kendi güvenlik şeridini oluşturmadan vazgeçmeyeceğiz diyor. Sonuna kadar gideceğiz. Ama İran önemli bir odak. Her yıl. Dolayısıyla Hamane'nin o tüfeğiyle çıkmasında ben bir anlamda Netanyahu'nun o konuşmasına da bir sembolik tepki olarak gördüm ve bu şekilde değerlendirdim. Peki. Çünkü yani böyle Tahran'ın merkezinde yani bu çok büyük bir olay. Yani çok İran içinde eskiden de suikastlar olmuştur. Nükleer araştırmacılar, birim adamları olmuştur. Ya da Şam Büyükelçiliğine İsrail füzeler dağıtmıştır. Ya da Lübnan'da da ölümler, ya suikastlar sürüyor. Fakat Haniye'nin Tahran'ın göbeğinde vurulması kadar şok edici bir gelişme herhalde 10 yılların gelişmesidir benim nazarımda. İşte Hamane'nin bu konuşması o psikolojik ortamı biraz yumuşatmak, kararlılık mesajıyla halka destek vermek. Ben öyle okuyorum.
İran'ın İsrail'e yaptığı son füze saldırısıyla zedelenmiş olan itibarını biraz takviye ettiğini düşünmüyor musunuz? Çünkü işte demir kubbe delindi, bazı yerlere füzeler düştü, askeri tesislerin vurulduğu açıklandı İran tarafından. Tabii böyle bir... Özür dilerim Ümit Bey, Kasım Süleymani öldürüldükten sonra da buna benzer bir cevap vermişti İran. Yine füzelerle, işte İHA'larla İsrail'e bir saldırı düzenlemişti. Ama bu son saldırı mesela onunla kıyaslandığında da daha İran lehine pozitif sonuçlar doğurmadı mı? Tabii sonuçta bu bir askeri ve teknoloji meselesi. Yani hangi balistik füzeleri kullanması eskiye nazaran, tabii ki bunlar önemli gelişmeler. Çıtayı biraz daha belki yükseltmek olarak söyleyebiliriz. Ama benim söylemek istediğim İsrail'in sahada uyguladığı strateji ve aldığı sonuçlarla İran'ın füze atması arasında ben çok önemli bir dengesizlik olduğunu düşünüyorum. Yani Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi İran'ın onu koruyamadığı anlamına gelir. İsrail'in istihbarat çalışmalarına karşı koyamadığı anlamına gelir. Füze atmak da bu bağlamda aynı terazinin eşit tarafları değil. Sonuçları hakkında zaten çok önemli olumlu olumsuz yorumlar var. Bir askeri sonucun ne olduğu, şimdi ortaki hangi askeri hedefler vuruldu, vurulmadı. Bunlar tartışılıyor hala. Evet. Ama bir yandan İsrail'in eylemlerine bakarsak ortada Gazze diye bir bölge kalmadı. Doğru. Ya da Güney Lübnan'da çok büyük bir, yani böyle bir dengesizlik de var. Hani onu da tespit etmemiz ve ifade etmemiz gerekiyor. Peki. Şimdi İşte bu savaş, İsrail'in savaşı bölgeye yaymak gibi en başından beri bir niyeti var. Savaş ne kadar büyük olursa İsrail o kadar süreçten kazançlı çıkacağını düşünüyor. Bu açık. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada da bunun izleri vardı zaten. Dolayısıyla şöyle de bir endişe var Ümit Bey. Acaba gerçekten bu savaş bölgeye yayılır mı? Erdoğan'ı da konuşuruz birazdan. O da Lübnan'dan sonra İsrail'in hedefi Türkiye olacak dedi. Bu bağlamda İsrail'in İran'a vereceği yanıtın ne olacağı konuşuluyor. Yani şu an yanıtı en çok merak edilen soru herhalde bu. İsrail acaba ne yapacak? CNN International televizyonuna İsrail'in eski ordu sözcülerinden Conricus çıkmış. İsmi Conricus. Bilir misiniz bilmiyorum. İsrail'in eski ordu sözcüsüymüş. Önemli bir makam, yani ordu adına konuşan birisi en nihayetinde. CNN televizyonunda olasılıkları sıralamış. Yani İran, İsrail'e nasıl cevap verebilir? Birincisi şu. Önce F-35'ler gider, hava savunma sistemlerini vurur. Daha sonra özellikle 3 askeri üs füzelerle vurulur. Birinci seçenek bu. İkincisine bakalım. İsrail, İran yönetimini hedef alır, Tahran'ı vurur. İşte bu noktada işlerin nasıl sonuçlanacağını kimse kestiremez diyor ordu sözcüsü eski. Üçüncü olasılık, İran'ın nükleer siteleri hedef alınır.